14 aylık bebeklerini grip teşhisiyle doktora götürdüler ama ona lösemi teşhisi konuldu. Bu haberle yıkılan aile bir ay sonra gelen iyi haberle mücadeleye dört elle sarıldı. Geldi. İnşallah yeneceğiz. Dua ediyoruz bol bol. Masmavi gözleri ve hayat dolu gülücükleriyle yaşama yeşil ışık yaktı. 14 aylıkken lösemi teşhisi konan Kemal bebek için herkes seferber oldu. Ailenin beklediği umut bir aylık arayışın ardından geldi. Mustafa Kemal bebek henüz 14 aylık. Yaklaşık bir ay önce grip vakasıyla ailesi ona doktora götürdü. Ancak lösemi hastası olduğunu öğrendi. Mustafa Kemal bebeğin yaşaması için uygun bir ilik gerekiyordu. Ve sonunda o ilik İstanbul'da bulundu. Sevindik, bir yandan sevinçten ağladık. Bir yandan korkumuz var, hani uzun bir süreçteyiz daha. İlk kemoterapiyi aldığımız için daha uzun yolumuz var. Damla ve Oktay Öztürk çifti çok istedi bir bebeklerinin olmasını. Mustafa Kemal dünyaya geldiğinde sağlıklıydı. Ancak her çocuk gibi bir gün ateşlendi. Ailesi o gün zorlu bir sürece gireceklerinden habersizdi. Grip teşhisiyle götürdük çocuğumuzu Nisan'ın ilk haftalarında. 18 Nisan'da da çocuğumuz lösemi son evresi dendi. Doktorlar Mustafa Kemal bebeğin sağlığına kavuşması için ilik nakli gerektiğini söyledi. Hem Öztürk çifti hem de küçük bebeğin hastalığından haberdar olanlar donör olabilmek için Türkkök ve Kızılay'a başvurdu. Bekledikleri haber geçtiğimiz hafta geldi. Uygun iliğin bulunması anne Damla Öztürk için en büyük anneler günü hediyesi oldu. Şimdi ise sıradaki süreç Ağustos ayında ilik nakli ameliyatının başarıyla gerçekleşmesi. Sonrasında ise Mustafa Kemal bebek sağlığına tamamen kavuşabilecek. Akut miyeloid lösemi çok zor uğraşılan bir lösemi tipidir. Eğer her şey yolunda gider, bir sıkıntı olmazsa işte 3 ay içerisinde, 3 ay sonunda daha doğrusu kemoterapisi bitince nakil olunacak. Şimdi Öztürk çifti çocukları için dua bekliyor. Ancak Mustafa Kemal bebek gibi ilik bekleyen hastalar hala var. Bundan sonra mücadeleleri onlar için de sürecek.